Beni böyle tavlayabileceğini mi zannediyorsun? Yazdığın sözlerin üstüne ya, altına bas yaz. Tupac mı Biggie mi? Dağıtımcıların müziği karar vermeleri kadar garip bir şey yok. Adam isminin baş harflerini başkasına tişört olarak giydirtebiliyor mu? Kimseye söylememiştim. Herkes televizyonda gördü. Sokakta buluşup rapçiyle albümünü satın alıyoruz. Çok enteresan bir duyguydu. Muhteşem bir şeydi. Yani böyle sanki ya çok ciddi bir plak şirketi ortada ve seni direkt aldılar ve tak diye koydular gibi gözüküyordu. Yayında mıyız? Giriş konuşmasını yapmakta çok zorlanıyorum abi. Yaptık az önce ya işte. Ama işte bir program açma gibi bir şey oluyor ya. Arkadaşlar konuğuma hoş geldiniz. Ben en çok şeyi seviyorum ya. Direkt konuşmayla başlayan yayınları seviyorum. O zaman bu konuşmayla başlamış olsun bu yayın abi. Şimdi ilk önce şunu soracağım abi. Biz aslında hep şeyi düşünüyorduk. Rapçilerin hep nickname'leri var ya. Benim de yok. Senin evet. De yok. Senin de aslında bir nickname'in vardı, var mıydı? Vardı. Hep böyle bir deneme oldu mu onunla ilgili? Aslında bir kere sanırım oldu. O da İzmir Kost'a ilk dahil olduğumda böyle o şeyle hani bir o zamana kadar solo neredeyse takılıyordum. Bir de lisede birlikte çalıştığım arkadaşlarım vardı. Hatta müziğe adım attığım arkadaşlarım vardı. İzmir Kost'a girdikten sonra sanki işte herkesin mahlısı var, benim de olması gerekiyor mu acaba? Hani, ya bir öyle bir zorunluluk hissi yani, oluyordu bir değil mi? Baskı da yoktu üzerimde ama hani görüyorsun ya herkes de var işte hadi demek bende de olması gerekiyor galiba falan diye. İzmir Kost Ege yani IC Ege diye. ICG diyorlardı işte kısaltma. ICG böyle eski. Tabii evet, duvarlarda doğru. Bile yazardı insanlar. Doğru onu hatırlıyorum. ICG bendim işte ama IC Ege'ye döndü. Ondan sonra da artık Ege Çubukçu'ya. Solo albümde Ege Çubukçu olarak direkt. Evet. İzmir Kost çalışmalarında da Ege Çubukçu olarak başladı yani. Yok değildi. Ege Çubukçu olarak yazmıyordu. ICG ya da IC Ege'ye. Öyle yazıyordu. Vay süper. Peki abi İzmir Kost'a dahil olma hikayeni dinlemek istiyorum ben böyle. Yani nasıl gelişti olaylar? İlk önce kimle tanıştın? Nasıl o grubun içinde yer aldın? Yani o kadar uzun anlatmayacağım ama lise zamanı işte lise sonlarda çalıştığım bir yer vardı. Oradan ayrıldım. Yepyeni bir yere geçtim derken kendimi bir gün radyoda buldum. Karşıyaka iskelesinin üstündeki Radioport'ta. Hatta ilk albümde de açılışta işte Radioport istek attı dediğim. Oradaki yerde. Hat numarası yok o numara değil o değil 450-506 benim herhalde İstanbul'a gitmeden önceki son telefon numaramdı yani. Öyle mi? Evet onun kodunu vermediğim için hani rahatça söylemiştim. Aa telefon numaranı sen şey yaptın. Kendi telefon numaranı söylemiştim. Ne kadar saçma bir şey aslında ama kodunu şey vermeyince. Ama güzel bir şifre varmış orada ya. Evet. Bütün bunların geliştiği yer Radioport'tu işte. Radioport'ta İzmir'de şimdi işte gençlik merkezi olarak bildiğimiz Karşıyaka iskelenin üstünde. Bir radyo istasyonuydu. Oraya böyle direkt dalarak girdim bir gün işte. Dedim ki hani nasıl oluyor bu işler? Nasıl radyocu oluyorsunuz? Demomu aldılar. İşte oradan radyoya başladım. Çok kısa sürede yayınlara başladım derken ufak ufak da böyle insanlarla tanışmaya başladım çalıştığım yerde. Çünkü sadece radyo yoktu orada. Hani birçok farklı yerde ne bileyim gözlük standı vardı, CD standı, kitapçı vesaire falan. Diyanar vardı zaten içeride. Evet onu söylemek istemedim. İşte isim vermedim. Yok abi televizyonda kardeşim, değil. Kardeşim televizyon ondan değil, reklamını yapmayalım yani. Allah Allah. Her neyse. Orada bir anda Onur Yumlu'yla tanıştım ilk başta. Onur Yumlu da beni daha sonra ismini Tetik olarak öğreneceğim Serkan'la tanıştırdı. O göçmenle tanıştırdı derken ben ufak ufak onlarla birlikte hip hop sohbetleri, rap sohbetleri hani aralarda vesaire falan çıkışta görüşüp böyle ne bileyim iskelede bir şeyler atıştırıp yiyip içip falan konuştuğum arkadaşlarıma dönüştü. Ondan sonra radyo stüdyosunu ben bir serserilik yapıp geceleri radyo stüdyosuna böyle tekrar girip gizliden mi? Neredeyse yani. Arkadaşları çağırıyor. Neredeyse dedim. Arkadaşları alıp çocukları alıp vay falan böyle. Şey. Onlara kayıt imkanı kendime de yani öyle bir deneyim sunuyordum aslında o an. Session yapıyordunuz yani. Session yapıyorduk. Ondan sonra da teklif geldi zaten. Yani sen hani böyle solo nereye hani devam edeceksin? Gel bizle işte İzmir Kost falan dahil ol. Ben tabii İzmir Kost yani susturucu anlıyor musun? Hani bir yandan aslında hani susturucu bitiyor. İzmir Kost başlıyor. Sen o sırada onları dinleyen biri miydin yani peki? Ya, dinleyen hani böyle duvarlarında susturucu posteri ya da işte hani fanzinler toplayan biri değildim. Daha lise zamanlarımın zaten hani onların da aşırı üretimi yoktu daha o zaman. Çok çok mi? Yoktu ama susturucuyu tabii ki de yeraltı operasyonundan biliyordum. Biliyordum yani. Değil mi? Tamam anladım. İzmir Kost'un kendi tarafımdan bir hikayeyi anlatayım. Ya İzmir Kost benim için sen zaten biliyorsun abi çok ciddi bir oluşumdu ve benim evet. Rapçi olmamı sağlayan bir oluşum. İzmir'de çünkü canlı canlı sokakta görebildiğim insan
insanlardınız sizler. Gördüğümde böyle hani aşırı heyecanlanıp vay anasını bir Kostya bir şey var. Bu sokaklardalar, bu adamlar rap söylüyor ve ben onları dinliyorum. Bütün forumlarda takip ediyorum. Sitelerinden bütün şarkıları indiriyorum ve hani bütün forumlara yorumlar yapan falan bir gencim ben de o zamanlar. Bu sürede gelişiyor Ege abinin anlattığı mevzular ve hani ben bütün şarkılara hakimim o sırada. Benim için çok güzeldi yani İzmir'de öyle bir oluşumu görmek ve hani bana örnek olması. Çünkü sound çok farklıydı. O zamanlar İstanbul Sound'u diye bir şey vardı ve İzmir Sound'u diye bir şey vardı. Bana İzmir Sound'u daha yakın geliyordu doğal olarak İzmirli olduğum için ama onu duyana kadar tabii onu hayal edemiyordum. İlk duyduğumda hissettiğim şey o. Partiye gittiği bir günü anlatıyorlar. Gece gelince. Evet, inanılmaz yani. Bir parçadır. Mesela o parça muhtemelen bilinçaltımda bana da hey bir gün albümünde hadi bize gidelim'i yazdırmıştır mesela. Anladın mı? Hani evet. O bir algı, olaylara bakış açısı ve orada bir perspektif, groove var evet, bir kere. Kesinlikle. Müzikte. Orada bir şey yıkmış oldu bende mesela. Hani Türkçe rap dediğin şeyde aslında belli bir kalıp varmış benim için o ana kadar ve o kalıp yıkıldı o anda. Beni çok çekti içine. Benim de rapimi etkiledi ve bugüne kadarki kariyerimde o sound'u yakalamak için uğraşmamı sağladı yani. Daha ne söyleyebilirim? Ve şimdi kapıdan Serkan abi geliyor. Tetik. Serkan abi de mutlaka alacağım. Benim yani ilk dinlediğim oydu zaten. Ve onun şarkıları beni çok duygulandırıyordu. Ve sonra sizin düetlerinizi yakalamaya başladıktan sonra zaten yaz geldiğe kadar gitti konu. Ondan sonra hani yaz geldiğinin underground hali vardı ilk ve ben onu dinliyordum. Sonra senin albümünde yer aldı şarkı. O underground versiyonu da Harun abin yaptı biliyorsun değil mi? Şu an yönetmen olan Harun. Evet, Harun Işık. O zaman Rune Beat. Rune Beat değil mi sadece? Aynen. Ya efsane bir kadro. Hala da bir görüşüyorsunuz beraber. Çok tabii güzel. Ki. Herhalde Türk rap tarihinin dağılmayan tek grubuyuz. Evet ya kesinlikle hala o kadar güzel birbirinizle arkadaşınız var ki hayranlıkla bakıyorum. Ben de dahil olabildiğim için içine çok mutluyum. Kesinlikle. Ve tam orada şunu söylemek istiyorum. İzmir Kost'a girdiğim zaman sen de hani bahsettiğin gibi bir hype'ı ve işte bir kültür yaydığı bir durum vardı İzmir Kost'un. Ha, mesela kesinlikle. İlk girdiğim zaman öğrendiğim ki öğrenme kelimesini özellikle kullanıyorum. Çünkü dediğim gibi ben de solo bir artistim o zaman. Hani artist bile değildim düşünsene hani rap yapmaya başlamışım ve kendi kendime yapıyorum yani. Ondan sonra bir anda çok köklü bir yere girmişim yani susturucu üstüne İzmir Kost. O benim için okul gibiydi yani ilk zamanlar orası. O yüzden öğrenme kelimesini kullandım. O zaman Serkan'ın yani tetiğin söylediği bir şey vardı. İzmir Kost evet biziz. Tabii ki biz bu ismi koyduk, biz getirdik buralara ama İzmir'de rap yapan herkesin İzmir Kost demesini isteriz biz. Hani bir klan değiliz mesela. Benim zaten ilk gittiğim rap konseri de sizin konseriniz. Bostanlı'da. Evet şu an orada çatıyı yapıyoruz Bostanlı stüdyoyu. İnanılmaz ya. Çok nasıl enteresan bir hikaye. O, nasıl bir karma? Evet onu ya çok küçük anlatayım onu. Ben hani işte ilk defa 16 yaşında bir rap konserine gittim. O zaman Ege abi sahneye çıkıyordu. İzmir Kost sahneye çıkıyordu. Cümbüş diye bir mekan vardı. Ve şu anda biz orada ücretsiz kayıt stüdyosunu yapıyoruz. Ve şans eseri yani tesadüfen Cümbüş mekan kapanmış. Üstünden yıllar geçmiş birkaç kere başka şeyler de yapılmış orada. Halı sağlamış bilmem ne falan. Ve sonunda gelinen noktada bir kültür alanı yapılmaya çalışıyor. Evet. Benim gidip belediye başkanına söylediğimde işte bize bir yer lazım dediğinde bize orayı gösteriyor. Ben gittiğimde şok oldum. Nasıl ya? Ben ilk defa burada bir rap konser. Evet. Geldim. Hikaye iyice oturdu. Bu bir ondan rap sonra... evolution gibi bir hikaye gerçekten. Şaka gibi yani. Şu an ben orası benim için çok heyecan verici o yüzden. Böyle bir hikayenin sonucunda orada bunu başarabilmiş olmak. Kesinlikle. Şimdi hani az kaldı kayıtlara başlayacağız. İyice anlam katmış oldu stüdyo benim için. Şimdi İzmir Kost hikayesinden sonra ya yani içerisinden ilk büyük adımı atan abi sen oldun. İlk fırsatı sen yakaladın ve üst level'a sen taşıdın olayı. Bomba bir bandrollü albüm yaparak tüm Türkiye'ye ismini duyurdun. Yaz geldi parçasıyla çok güzel bir çıkış yakaladın. Çok iyi klip falan vesaire böyle hani. Onun hikayesini abi biraz dinlemek istiyorum senden. Nasıl gelişti? Bir anda İzmir Kost'un içinden senin tercih edilmen ve hani senin piyasaya ilk önce çıkman hem şarkılarıyla arkadaşlarının yanında olduğu hem düetleriyle vesaire. Ama o süreç nasıl gelişti onu merak ediyorum. Çünkü hani o zamanlar birinin bandrollü albüm çıkarması underground birinin büyük bir hayal ve gerçekleşmesi zor bir hayaldi. Günün sonunda televizyonda klibinin dönülmesine kadar gidip patlamaya kadar gitti olay. Nerede başladı? Kimle tanıştın? Kim sana bu konuda destek oldu? Arka planında neler var bu hikayenin? Çok karmaşık, dolambaçlı ve uzun bir hikaye bu. Elimden geldiğince senin için kısaltayım. İlk başta İzmir Kost için bunu söylemem gerekiyor ki bu tarz işlerde koşturan genelde her zaman biri olur. Görmüşsündür işte ne bileyim Wu-Tang'le Rıza koşturmuştur. Evet, aha. İşte
West Coast hep Dr. Dre iteklemiştir bazı evet, şeyleri. Yani. Aynı pozisyon için söylemiyorum ama bunun bir nedeni de diğer tarafların başka planları ya da başka gayeleri ya da başka şartları olması gerekiyordu. Atıyorum İstanbul'a gitmek gibi ya da bildiğim başka işlerden uzaklaşmak, feragat etmek vesaire gibi şeyler. Sanırım burada en çok kovalayan, tırmalayan ben oldum. Bunun da ilk başında mesela CD'lerimizi alıp büyük plak şirketleriyle kapılarına gidip görüşmeler, toplantılar yapma. Öyle dönemler var değil mi? Evet evet, yani direkt kendi adımla değil, yani İzmir Coast CD'leri olarak falan çok fazla böyle uğraştım. Hani bir şeyler olabilir mi? Yani rap albümü çıkarmak ayrı bir dert, bir de rap grubu albümü çıkarmak ayrı bir dert yani. Tabii. Öyle bir durum var. Yasaklı olduğumuz dönemden bahsediyorsun yani resmen. Evet yani resmen yasaklı gibi. Bilmiyordum ben yasaklı mıydık da hakikaten yasaklı gibiydik yani hani her konuda. Ya öyle rap yani müzik çok az çalıyordu yani. Yasaklamak değil de bir de ayıplanan bir durumu vardı ya. Bir de yaşanmış bazı şeyler vardı 90'larda. İnsanlar hep böyle kötü hareketler olarak gösteriyordu. Evet, evet. Aman rapçiler gelmesin, aman rapçilerle uğraşmayalım gibi bir dönemdi yani. Ön yargılar vardı yani çok. Evet, ön yargılar çok fazla vardı. Büyük plak şirketlerinden hiçbir şey dönüş olmadı o süreç içerisinde. Biraz daha koşturdum. Biraz daha farklı böyle bağlantılar bulmaya, network yapmaya. Tabii o yandan bir yandan okumaya bu arada çalıştım. Tabii yani ben zaten albüm çıkardığımda 23 yaşındaydım. Yani bunları vay, sana anlattığım şeyler 17-18 yaşında yaptığım şeyler. Vay canına. Evet. Benim uğurlu sayım 23 abi. Hepimizin ya. Çoğu hip-hop ve Jordan için. Olsun, hissetmesi önemli. Bir kesinlikle, rakama bağlılık. Bir de Jim Carrey'nin var, aman dikkat et. Hadi ya. Diye. Daha sonraları bu CD'ler bir şekilde elden ele ulaşıyor. Ne bileyim, yaz geldi mesela, Çeşme'de, Beach'lerde çalan bir parçaydı ama bizim daha CD'miz, albümümüz yoktu mesela. Yani mutlaka elden ele dolaştığı için ya da tanıyıp sevip desteklediği için, İzmirli olduğu için bir nedenden insanlar çalıyordu sağda solda. Bir CD vardı ama şey abi sanki hani. Vardı İzmir Coast CD'si. İzmir Coast ama CD'si bandrollü değildi aslında. Evet evet, yani bir underground CD tabii vardı. Tabii tabii, onları dağıtıyorduk. Ben siyah beyazdı galiba kapağı, öyle mi? Hatırlıyor siyah beyazdı. İzleyici bir televizyon. Hah tamam ama doğru. Siyah beyaz değildi galiba, renkliydi ama bir televizyon vardı. Televizyonun içinde siyah beyaz bir görüntü vardı. Tamam, İzleyici. Okay, aklımızda kalmış. Tetiğin T albümü vardı mesela. Hani onlar elden ele gidiyordu. Mesela o kültürde çok albüm satın aldım öyle. Evet evet, tabii ki. Sokakta buluşup rapçiyle albümünü satın alıyoruz. Çok enteresan bir duyguydu. Muhteşem bir şeydi. Yani zaman... Şurada yanlış hatırlamıyorsam, hani lokasyon vermek gerekirse, Garanti Bankası'nın orada bir arkadaşım vardı benim. Saat ve CD satardı mesela. O resmen distribütörümüzdü bizim. Öyle o mi? Dönem. Elden ele dolaşır her şey yani. Neyse, bunlar bir şekilde dolaşa dolaşa bir şekilde bir isim, ses, bir şeyler edindik tabii ki. Ama bu İstanbul'a ulaşmadı. Rap sahnesinde yine de ulaştı. Ama hani büyük şirketlerden bahsediyorum her zaman. Bandrollü bir albüm çıkarmak için gerekli olan şeye şartlar ulaşmadı. Şartlar oluşmadı. O dönem bir kız arkadaşım vardı. Dansçıydı. Dans ortamında da CD'ler dinleniyor, yapılıyor, ediliyor falan filan. O sırada eşi sanırım organizatörmüş. Şey dedi, bu kim demiş. Benim için. Hani bu ne böyle? Sesi ne böyle? Bunun böyle hani falan filan. Beğenmiş seni yani. Klasik bildiğim şey falan. Beğenmiş. Sonra demiş ki, ben bu arkadaşlarla bir şeyler yapmak isterim. Bir gelsin konuşalım. İşte grup vesaire. Hani bakarız yani falan. Var mı yapımcılık deneyimi olan biri miydi? Yok yani? Hayır, ama organizatör ve şey yani, nasıl diyeyim sana. Kafasından. Ateşli onu... yani o da, anladın mı? İşin ticaretini de merak ediyor vesaire. İlk ve kez güzel organizasyon biri yapıyor. Güzel organizatörlük yapıyor. Hani bizi, ya şöyle bir şey var aslında. Beni bir iki tane konsere çıkarmak. Başka bir şey değil yani. Eskişehir'de bir yere gittik. Hayal kahvesi bile olabilir. Kimse tanımaz etmez beni. Afişte bile ismim yok falan filan. Hani böyle rastgele bir herif çıkacak gibi düşün. O gece orayı patlattık adamım. Göçmen de vardı yanımda. Onunla beraber Eskişehir'i patlattık. O zaman bence kafasında Özkan şey yandı. Hani ben bu işi yaparım. Bu işi yaparım bu çocuklar. Bu adamla bu şey işi olur. Hani performansı da gördü falan. Okey. Biraz hayal kurdu. Senin sayende o da bir yapımcılık hayali kurdu yani. Tabii tabii. Herkesin hayali var. Kimse böyle işinin ehli değil o sırada. Herkesin bir konuda bir hayali, bir hırsı, bir şeyi var. Okey. Birlikte çalışırız, yaparız, nasıl ederiz. Onları konuşurken başka işler çıktı karşımıza. Organizatör olduğu için sürekli bir event, bir organizasyon işi geliyordu. Beni de onlara hani şey yapmaya, bir yandan da para kazanmaya devam edebileyim diye. Hani müzikle bağım kopmasın diye. Ama öyle bir şey olmuyor ki. Müzikle 7-24 yaşıyorum ama. Tam o bahsedilen hani uyurken bile müzikle uyuyup uyandığımda kulağımda kulaklık hala bir şeyler çalıyor. Öyle çok uyanmışımdır yani. Çok dışarıdan o zaman bu arada şey gözüküyordu. Böyle sanki çok ciddi bir plak şirketi ortada ve seni direkt aldılar ve tak diye koydular gibi gözüküyordu, biliyor musun? Öyle anlaşıldığını çok fark ettim. Hiç böyle olduğunu bilmiyordum evet, mesela. Evet, yani. Öyle anlaşıldığını çok fark ettim ama hani çok benim, doğru işler yapılmış demek ki. Bizim yani hikayemiz Özkan, ben, işte
işte o dönem çalıştığımız herkesteki hikayenin aslı aslında bilen bilir hustle and flow'du yani. Öyle mi? Herkes kendi hustle'ındaydı yani. Harika harika. O sinerjinin çıkardığı şey ortaya evet, muazzam. Evet. Dediğim gibi bu bizim için ilk başta bir heves olarak başladı. Sonra işler yapmaya başladık. Sonra şöyle bir şey oldu. Beni böyle arabayla şehir şehir gezip ürün tanıtan bir araçta sunum yapmam için. Elinde mikrofon işte herkes merhaba hoş geldiniz beş gittiniz falan yapmam için vermişti. Ben ikinci kez seni abi öyle İzmir fuarında görmüştüm. Görmüştüm değil mi? Evet. Indie Club şarkısını söylerken görmüştüm aynen. seni. Ama sürprizi bozuyorsun. Sonra da ben tutunamadım yani şey açıdan böyle müzikler benim seçimim değil işte insanlarla hani konuşayım tamam sesim güzel de bunu mikrofon yapmak için yapmadık yani tamam mı? Sıkılıyorum ha, yani bir yandan. İlk başta mikrofon yaparak başladım. İlk başta tabii ki mikrofon yaparak başladım ama 2-3 hafta sonra artık böyle dayanamadım. Hatta İzmir'deydik yine. Bostanlı'da bir AVM'nin bahçesinde. Çok sıkıldım ve bir tane CD verdim. Yabancı CD. Dedim bunu çalsana ben sunum yaparken falan böyle. İçinde Dr. Dre, Snoop Dogg da var ama Dilemma falan filan böyle bir şeyler de var içinde. Commercial şeyler de var. Ben bunların üstüne can sıkıntısından sadece söylemeye falan başladım. Başladıkça insanlar toplanmaya başladı. Yani normalde günde 100-150 kişi topluyorsak böyle saatte 100-150 kişi geliyor falan böyle. Ben çünkü hep saat başı çıkıyorum falan. İnsanları çağırıyorum. Tadım madım yapılıyor. Böyle olunca tabii şirketinde herkesin böyle bir şey oldu. Aman sen şarkı söyle. Mikrofonu başkası yapar. Biz sana hemen bir araç ayar. Her şey hadi bir anda ya. garip başka yerlere gitti. Oradan başka bir şirket istedi. Oradan başka bir şirket derken biz en sonunda artık güvenimiz de yerine geldi. Para da toplandı. İstanbul'a taşındık. Doğru da albümü çıkarmadık. Bunu düşünerek siz yani bütün albüm planını düşünerek. Tabii çok ileri bir. Aslında albümü çıkarmak bizim için hedefti. Plan olmalıydı ama hedefti yani. Anladın mı? Çünkü oraya ulaşmak için çok fazla plan yapılması gerekiyordu. Çok düşünmeden gidelim dediniz. Bir akışında oldu mu oluyor akışında zaten? Akışında oldu mu oluyor? Ben de hep şöyle oldu. Bir açtığım kapı başka bir kapıyı yanında getirdi yani. Hiçbir zaman böyle kilitli bir kapıyla da uğraşmadım. Omzumla da kırmak zorunda kalmadım. Çok zorluklar yaşadım. Ama onları yaşamak zorunda olduğum için yaşadım zaten. Ama onun dışında eğer olay benim karakterime, ne bileyim yeteneğime, sesime, bir şeyime hani müzik yapabilmem için gerekli şartlar oluştuğu zaman ben hiç kapıları kırmak zorunda kalmadım. Hep çat diye açtım girdim süper o kapının abi, içinde. Süper. Albümü yapmaya okey olduğumuz, inandığımız bir parayı ve özgüvenimizi kazandığımız zaman ben dedim ki Erdem Kınay'ı bulmamız lazım. Ya onu soracaktım ben abi. Erdem Kınay da planlarımın içindeydi zaten. Çok ünlü bir prodüktör. Çok başarılı bir adamdı evet. Ve sen o albümü onunla yaptın yani gidip. Ya normalde şey kafasında olabilirdin yani arkadaşlarım yapsın beatleri sadece. Yok çok kötü yapıyorduk o zaman beatleri. Yani ve beatler aslında güzeldi, işte. Duyguları güzeldi. Hepsinin duygusu çok güzeldi. Gerçekten yani duygusu olmasa zaten üstünde çalışılamazdı bile muhtemelen. Ya ama o yani, amatör ruhta teknik... abi bunu fark etmek ve bunu gerçekten hani analiz edip ondan sonra bunun üzerine düşünüp. Şöyle söyleyeyim vokal kayıtları da ben alıyordum. Editleri de ben yapıyordum zaten. Hani beatlerin de belli bir kısmına katkım oluyordu. Oradan biliyordum yani işin içindeydim. Kötü olduğunu bile bile de yapıyorsun ya bazen bir şeyleri. Anladım. O zamanlar şartlar yok yani atıyorum. Şu pop filtren yoksa kadın çorabı sarıyorsun anladın mı? Hani evet, anladım. Şey gibi de düşünme. Şu an Amazon'dan çağırıp getirebilirsin adamı. Ama senin bu kulağının yani bunu fark ediyor olması radyoculuktan geliyor herhalde. Bilirsin. Abi. Herhalde yani. Dinlediğin müziğin kalitesinin farkında olduğun için evet, ulaşmak evet. istediğin şeyin de farkındasın. Çoğu kişi bunu fark edemiyor. Underground'da hep öyle çıktı albümler. Bandrolü'ye bile öyle gitti. 2-3 yani. Sokak arkada Tetiğin T albümünü kaydettik. 2-3 sokak arkada. Alsancak kayıtlarını ben aldım. Evet Kırbız Şehitleri'nin hemen arkasında. Hı hı. Çok iyi biliyorum adamım. Yani şeyde Bornova'da Kipa vardı bir zamanlar. Kipa'nın içinde o zaman için çok yine iyi bir paraydı da böyle 90-80 TLS eder bugünün. Ama bugünün değil pardon bugün hiçbir şey. O gün o gün büyük bir paraydı. Bugünün nesi diyeyim artık sana 300-500 lirası yani bir lisede okuyan bir çocuk için iyi bir para yani. Saati mi? Saati değil ya. Kablolu mikrofon Kipa'da yani anladın mı? Ha onu aldın o. Ben orada stüdyo vardı ya. Hayır ya yapmamız lazım. Aldım onu hemen böyle kasaya taktım. Kasanın mikrofon kısmına anladın mı? Ha öyle kayıt aldım. Internal yani ses kartıyla. Gerçekten kadın çorabıyla falan yani hani. O zaman tabii ki pop filter vardı da. Hangi şarkı kaydettiniz abi yani. Onunla? Sadece mikrofon. Ha? Hangi şarkı kaydettiniz hatırlıyor musunuz? T albümünü kaydettik orada. Radyoda da mesela hani bu minvalde hatta o zamanın 20-25 bin eurosu kadar edecek paraya bir mikrofon vardı. Ve orada sesimi duyduğum an zaten o farkı duyuyordum. Bitti tabii. Ama ya yani dediğim gibi kayıtların kötü olduğunu biliyordum. Onda bir sıkıntı yok yani. Ve Kenan Doğulu çok severdim. Belli olacağı üzere. Kenan Doğulu'nun bir böyle pop jazz, pop funk bir albümü vardı. 5.5 muydu neydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama buçuklu albümlerinden biriydi. Orada bir iki parçaya takıldım. Erdem Kınay.
Ha, prodüktör sonra Aşağı Atın Önal kıracağım mı belimi çıkardı Erdem Kınay. Hani böyle tam sevdiğin soundları, sevdiğim soundlar, beni anlayabilecek bir kulak ve şey var, teknik var adamda, çok belli yani, bir de profesyonel hani. Hı-hı. Onunla çalışmanın yollarını aradık. O da çünkü çok profesyonel bir herif ve evet, ona ulaşması o zaman ulaşması zor yani. Yani ücreti de zordu açıkçası. Ya hiç bir tanımayan para, birini evet, para evet, direkt para söylediği için prodüktörler çok net paralar. Çok net. O zaman da sen yaparız. Evet, o zaman da popçular çok büyük paralar kazandığı için aranjörlere inanılmaz çok paralar ödüyorlardı. Evet, biz de o yüzden işte çok çalışmak zorundaydık ilk başta. Vay be, onu biriktirmeye çalışmak çok çılgınmış için gerçekten. Evet ama işte dediğim gibi ya çok da uzun sürmedi. Evet evet, süper abi. İyi çalıştık yani, harıl harıl çalıştık. Ben hiç böyle tahmin etmiyordum yani, her şey sanki böyle kendinden olmuş gibi, bütün her şey süper. Onu tahmin edebiliyorum çünkü şeyi hissediyordum yani, hani böyle kendimi şey gibi hissettiriyordu. İnsanlar. Krala sonra nasıl abi mesela çıktı? Ha? Mesela televizyona mesela nasıl şey oldu? Bandrollüyü hangi şirketten çıkardınız bandrolü? Seyhan Müzik'ten çıktı. Yani aslında biz çıkardık, Ulusoy Müzik'ten götürdünüz oraya. Dağıtımcısını yani. Seyhan Müzik oldu. Çünkü bir yandan ciddiye alınman gerekiyordu o zaman. Ve biz kurduğumuz independent label kurduk aslında baktığında. Evet evet. Basmak için. Ki o zaman yoktu yani böyle bir şey. Ondan sonra da birkaç tane dağıtımcı gezdik. O dağıtımcıların çoğu Özkan'a ve bana şey diyor ya, bu albüm tutmaz ki bu yani. Şimdi zamanı değil yani bu falan filan. Hadi böyle ya. Modundalar. Geçti bunun modası diyor yani, Kartel'den sonra çıktı. Ha. Geçti bunun modası. Bunu kimse dinlemez artık. Bak elimizde işte bilmem kimin albümü var. Siz bunu bırakın. Biz bunu barter yapalım. Siz bunu satın falan böyle. Hani bir şey var. Başka bir ticaret kovalıyor. Başka kovalıyor. Bir ticaret dönüyor. Yani un kapanı bilirsin yani. Oralara da girdik yani. Dağıtımcıların müziği karar vermeleri kadar garip bir şey yok. Şu an için düşünüyorum da yani, sen CD'yi dağıtan bir kargo şirketisin yani. En nihayetinde nasıl müziğin içeriğiyle ilgili bir fikir sahibi olup buna engel olabilirsin ya. Çok enteresanmış. Bu ya. Haklı bir serzeniş ama tam olarak öyle değil. O taraftan baktığın zaman. Bir, bu sadece bir ticaret onlar için. Evet. Neyin tutup neyin tutmayacağıyla ilgili bir fikirleri yok ama kesin neyin tutacağıyla ilgili kesin bir fikirleri var. Ve sen o kesin fikirlerin içinde bir ya da planlarında yoksun, anladın mı? Hani müziğe tam karar vermediydi ki, bu da biraz yalandır zaten. Yani şöyledir. Üç farklı yöntemi vardı. Biri gerçekten müziğe yatırım yapmak ama bir yandan para kazanmak için label açar. Hı hı. Biri sadece para kazanmak için label açar. Ama hepsi der ki senin tarzını çok seviyoruz. Sana güveniyoruz. Müziğini seviyoruz. Hayır, sadece müziğin tutuyor ve o sırada senden para kazanıyorlar. Anladım. Bunu seviyorlar yani, anladın mı? Hani ben de ilk albümde mesela, hı-hı, baktım girmiyor etmiyor Diyanar'a, bir şekilde sokamıyorum. Bütün plak şirketleri, hı-hı, sadece bana bunu pazarlıyor. Evet. Bütün tek vaatleri CD'min raflara geçmesi. Hı-hı. Nasıl oluyor diye araştırdım bunu. Baktım ki meğer 10 liralık satışın 5 lirasını alıyorlar ya önüne. Onu verirsen dağıtıyorlarmış meğer Diyanar'lara. Bu kadar basit bir mevzu varmış arada yani. Kendim çözüp kendim dağıtmıştım. Aynen öyle ki sen de mesela aslında hani burada benim için bu kadar şey söyledin. Benim de bunu sana söylemem lazım. Sen de Türk Hip Hop tarihinin herhalde ilk girişimcilerinden biriydin ya. İlk en girişkenlerinden biriydin. Hatta en girişkeniydin yani. Herkes ya, değil mi? Ben biliyorum yani, hoşuma giderdi benim. Yani, bir business tarafım var. Ben evet. Ben bunu birkaç kere söylediğimi hatırlıyorum hatta. Böyle şey olmuştu işte, her zaman bir Anıl Piyancı sohbeti olur ortamlarda. Olmaz mı? Ya da Ege Çubukçu sohbeti tabii, olur. Tabii, bizlerin tabii. Sohbeti döner yani. Evet, hani, evet, birbirimizin sohbeti dönüyor. Birbirinin arasında döner yani. Ya biz mesela senin hikayeni kendimiz sonuçta senden dinlemeden önce şu ana kadar hep kendimiz bir şeyler tahmin ederek evet, oturtmuştuk taşları yerine. O hiçbiri de benzemiyormuş taşların. Diğer hani öncesini tahmin edebiliyorum İzmir Kost döneminde ama sonradan böyle tak diye olmuş gibi geliyordu. Çok güzelmiş hikaye. Abi gerçekten. Duygusal nedenlerle başlayan ama sonra ticarete ilerleyebilen bir şeydir yani. Girişkenlik böyle bir şeydir. Sen de işte muhabbetin döndüğü zaman hep şunu derdim. Adam isminin baş harflerini başkasına tişört olarak giydirtebiliyor muyduk? Anladın mı? Hani... Abi onu çözdüğüm günlerde yani, çok şey değişti. Sen ne yapıyorsun, anladın mı? Yani ticaretten anlıyor. Ve bunu hiçbir zaman sekteye uğratmadın. İniş çıkış bunları bilemem. Bunlar background'dur. Hani ben hiç görmedim açıkçası. Ve bunları hep başarıyla yaptın. En girişkeni sendin. Hep şey derdim. Paf dedisi gibi yani. Rapin. Biraz hedefim oydu abi. Değil mi? Evet yani, yakıştırıyordum Puff, sana. P falan hani, oradan da şey yapıyordum böyle. Bir Biggie bulamadım henüz abi. Bir de Biggie patlatırsam tamamlayacağım o serüveri. Ben business tarafını seviyorum daha yola gerçekten. Yola devam canım, daha uzun tabii, yol. Tabii tabii, çok şükür. Hip Hop'un gelişiminin başında olmanın da verdiği bazı hani açıkları görebildik. Gördüğümüz açıkları da hani gidip tamamlayabildik yani. O açıdan güzel oldu bizim için. Sizden sonra biz daha şanslıyız. Sizin getirdiğiniz bir nokta var sonuçta. Taşıdığınız ve atlattığınız bazı
mukadireler var. Böyle sonrasında biz alınca biraz daha güçlü hissedebildik. O güçle zaten daha güzel hamleler yapabilmek için hani özgüven sahibi olduk sayenizde. Hı. Bizden sonrakiler mesela tak diye hani şey oldu. Çocuklar şu an hani hiçbir şey düşünmeden. Bir süre sonra bir şey olmak zorunda kalmayacak. Evet zaten. Aynen bunu düşünmek zorunda değiller. Zaten hani sadece işlerini yapmaları yeterli oluyor. Böyledir yani. Evet evet güzel bir demek şey bu. Kültürü büyütmüş olduk demek yani hep beraber. Büyümüş, evet. Yani bir zamanlar. Zaten hedef oydu. Gelişimi oydu. Bu kadar güzel bir hikaye olduğunu bilmiyordum altında. Teşekkür ederim. Neyse işte ilk albüm böyle çıktı. Bu zorluklarla çıktı. Çıktıktan ama... sonra bir de patladı. Ondan sonra neler hissettin? Neler yaşadın abi? Hayatın nasıl değişti? Nerede yaşamaya devam ettin? İlk birkaç süre patlamadı. Bu böyle şey değil yani. Twitter'da bir anda herkes konuştu oldu olmuyor biliyorsun. Hafta evet. Sürdü yani. Ay falan sürdü belki böyle bir 4-5 6 hafta falan sürmüştür. Ya ilk defa televizyona çıktı şarkı. Çok güzel tanıdıklar arıyor falan filan. İlk öyle. tabii. Ben bir de kimseye haber vermemiştim açıkçası. Kimseye. Tetik bile yani yayınlanacağını tam bilmiyordu. O albümün, klibin her şeyden haberi vardı. Ama hani ne zaman yayınlanacağını bilmiyordu. O kadar yakınım olmayan ve aileme de sürpriz olsun istemiştim. Kimseye söylememiştim. Herkes televizyonda gördü. Vay. Kimseye. Nasıl sakladın o heyecanı? Ne enteresan bir şey değil mi? Çok enteresan bir şey. Çok cool hareket bu arada. Cool mu bilmiyorum. Belki ya, ADHD'li bir alakası vardır. Ya sen kaygılarından dolayı ne olur ne olmaz söylemeyeyim. Ya bir aksilik olursa diye mi? Tutuluyor insan bazen. Vay be süper. Aslında çok anlatmamak gerekiyormuş zaten. Bir şeyleri yaparken çok konuşma diyorlar hep böyle. Şimdilerde sürekli release tarihi patlıyor herkesin değil mi? Ya şey. En basiti olsun boşver. Yani ne kadar ne hayal kuruyorsan hani çok da fazla kişiyle paylaşma nazar değmesin hesabı. Kesinlikle tabii canım onu anlıyorum. Başarınca herkes görüyor zaten. Ondan sonra o süreç nasıl devam etti? Tanıdıklar arıyor, arkadaşlar arıyor. İşte ne bileyim askerden arayan oluyor. Komutandan izin aldım aradım kanka falan. Kankalar artar tabii. Tabii. 5-6 hafta bayağı bir şey oldu. Ne derler? Allah Allah ya. Oluyor herkes gerçekten. Bir arıyor. Hayır ne oluyor yani olmayacak mı? Biz de çok tam tersi çok heyecanlıyız anladın mı? Yani bütün hayatımızın emeğini vermişiz. Evet, yıllarca evet. Çalışıp biriktirip hani şu kadar bütün var. Bütün parayı da koydunuz şu galiba. Şu kadar varken yapılabilirdi ama biz bu kadar olmasını bekledik anladın mı? Tam olmasını bekledik. Tam kafamızdaki gibi olmasını vay bekledik canım. Yani. Ama tabii bizim heyecanımız o kadar şeydi ki biraz kulaktan kulağa radyodan. Yayılması TV'den zaten çok zor. O zaman TV'den yayılması diye bir şey yok. Ya TV'ye çıkmanız bile zor bir hikaye o zaman. Evet. Çok cayır cayır döndü. Çok garip şeyler oldu ya orada. Yani orada seni sevdiler ya medya değil mi? Medya beni sevdi garip bir şekilde ilk başta. Belki değişik bir şey karakter olduğum için hani gördüklerinden çok daha farklı bir şey evet. Gördükleri için. O zamanlar öyle hani şimdilerdeki gibi bir şey hani söylüyorsun ve bir anda rap medyasında patlıyor diye bir şey yok yani. Tabii o zaman canım, öyle bir medya yok, yok zaten. Zaten yani. Abi öyle bir şey yok yani. Televoleler var işte magazin programları falan var. Müziğin dönecek evet, ya evet. Bekleyeceğim bütün ama gün. Ama olurdu mesela. Günde sahne, beş kere çalar falan en fazla yani. Tam sahneye çıkacağım mesela böyle şey gelirdi böyle. Hatırlamıyorum ki programların ismini işte bir şey kuş. Anladım. Magazin falan programı. Falan. Magazin işte. Ha. Şaşırırdım yani Allah Allah. Bana hani insanlar da tam tersi küfrederlerdi bana. Ege Çubukçu işte ya magazinin adamı ya falan filan. Bir alakam yoktu yani. İnsanlar mesela magazini ararlardı. Değil mi? Ben şuraya gideyim. Ya da öyleymiş. Öyle bir yerler vardı ki oraya gidersen zaten magazin orada. Hani bu ikisinden biri. Ya ben buraya gidiyorum diye tipleyeceksin elemanları ya da zaten ondan yere gideceksin. Benim bunlarla hiç işim olmazdı. Ama ona rağmen severlerdi. Gelirler, takip ederlerdi. Çay hissederlerdi. Hikaye çıkarırlardı falan. Ben de garipserdim aslında. Benim anksiyeteme iyi gelmiyordu yani o zaman. O sırada peki albüm satışlarını takip edebiliyor muydunuz abi? Kaç sattı, ne oldu, ne bitti diye bakabiliyor ben muydunuz? En son... O bir yani, kıstasya sonuçta evet, değil evet. mi? Evet, evet. En son 70 binlerin üzerindeyken takibi bıraktım. Hatta şöyle bir şey oldu yani takibi bıraktım istesem bakarım da albüm yani daha sonra yaşananlardan dolayı böyle bir süre anlaşım. Sonra artık bakmadım ama yani şu anki streamlerle beraber çok ciddi 600 milyon kadar bir dinlenmesi var işte yani hani eğer Oo. O kadar satmış yani atıyorum 600-800 milyon kadar bir stream olması çok gerekiyormuş iyi, Billboard'un şeyine göre hesaplamalarına göre. Ya bir albüm çıkarıyorsun işte minimum 600 milyon dinleniyor tüm, öyle bir şey düşün tüm yani. Türkiye dinledi abi o zaman çok o zaman öyleydi çünkü çok fazla bir de korsanım vardı ya. Çok davalar açıldı. Oo, korsan CD'nin bir de olduğu dönem yani. Çok ciddi yani. Tabii korsan tabii inanılmazdı. Ben görüyordum korsan şeylerinde. Seni kapağı. Korsan sepetleri vardı ya. Evet, evet. Böyle karşıyaka çarşıda çok oluyordu öyle şeyler. Her yerde vardı ya. Çok acayipti. Alenen satılıyordu yani. Tabii canım alenen satılıyordu. Çok garip yani. O suç olması çok uzun süren bir şeydi. Evet yani. Ya ben bu arada çok takmıyordum. Çünkü İzmir Kostu'da zaten. İzmir Kostu'da da o mantıkla yayılıyorduk doğru, ya. Mesela doğru. Bana garip geliyor. Allah Allah çok iyi piyano.
PR aslında diyordum kendi içimden. Evet, ama evet. Tabii yani şimdi dağıtımcı adam onun PR'ını takar mı? PR'ını ben takarım yani. Evet, sana geri dönüş her bana türlü oluyor. Bana geri dönüşü mükemmeldi. Tabii ki doğru. De yani haritada basmadık yer bırakmadım yani. Bir şey sormak istiyorum. Ben en çok söz yazmayı sevdiğin yer stüdyo mu abi? Yoksa evet. Her yerde yazarım diyenlerden misin? Yolda yazar mısın? Veya en iyi şarkılarını nerede çıkardın? Her yerde yazarım galiba. Yani mesela Derya'yı yaparken çoğu zaman bisiklet üstündeydim. O zaman çok sarmıştım bisiklete. Beatleri yapıyorduk. Brock'la ben yapıyorduk zaten genelde. Ondan sonra atıyordum onları telefona. Kulaklığı takıp böyle Çiğli'ye kadar bisikletle yardırıyordum. Salgıladığın işte o endorfin, dopamin katkısı var. Büyük katkısı var spor yaparken. Açık havadasın. Artı durduğun yerde yapmıyorsun. Ben ondan nefret ederim. Mesela spor yapıyorsun ya ama durduğun yerde yapıyorsun. Ya bu fitness yani, işte abi. Ben de çok şey yapamıyorum hani, seven, tutulan herkese ve hani abi ben de buna tutuluyorum diyen herkese saygı duyuyorum ama ben helal olsun diyorum hatta. Yani ama ben onu yapamıyorum. O yüzden bisiklet benim için çok iyiydi. Bir de sonra aldım başımı ne bileyim işte Karşıyaka'dan Çeşmelere, Urlalara falan sürmeye başladım. Çok takıldım bir ara. Hadi be. Çok iyiymiş böyle abi. 3 senede işte senede 1K falan bisiklet sürdüm. Ha, onun 2 senesinde de işte Derya'yı yaparkene denk geldi. İşte Karşıyaka'ya tam taşındığım dönem zaten. Öyle bisikletin üstünde yazdım. Ne bileyim yaz geldi de yaz geldiği bir barda yazdım. çok mantıklıymış. Yani. Çok mantıklı. Ya atmosfer işte insana çok, veriyor. Evet yani evet atmosfer onlara. İnsanıyım. Arabada çok yazdığım oldu. Ben mesela son dönemlerde uçakta. Çok hani yolculuk çok olduğu için yolda zaman var gibi geliyor artık yani. Aynen, ve aynen. O sırada yazmak mantıklı geliyor. Ben de son çıkardığım şarkı mesela gerçekten böyle geceydi. Uzayda Aşık diye bir şarkı çıkardım. Bakıyorum böyle gökyüzüne parlıyor yıldızlar. Oh. Bir moddayım falan tabii. Derken öyle bir atmosfer şarkı çıktı. Atmosfer insanı olmak. Bayağı yani. Yolda yazdık. Sarp'la beraber giderken yazdık. Şeyi çok seviyorum. Bunu sen de fark etmişsindir. Birlikte de yan yana çok yazdık. Session olunca da çok Session güzel Session olunca. Yani. Etrafında biri olunca, birileri olunca aşırı akarım yani. Evet evet. O beni yani. Daha da bir gaza şey yapar, getiriyor. Kamçılar, hele kafamızın uyuştuğu ne bileyim o an benimle aynı anda o atmosferi bozmayan insanlar varsa inanılmaz. Albüm bitiririm yani bir gecede. Son dönemde hani fırsatımız oldu ya birkaç kere. O bana da çok iyi geldi. Biz de eskiden hep öyleydi yani bizim. Şimdi tabii hani hayat şartları herkes farklı bir şeydi ama bir araya gelince yazmanın tadı gerçekten bir farklıymış. İnanılmaz. Bizim işte Şifne Vibes kampları oluyor. Hiç duydun mu gördün evet, mü gözlemledin mi bilmiyorum ama. İşte Brock geliyor hep. Brock geliyor Alaca. Senin böyle ilham aldığın bazı beatmakerlar var. Evet, birlikte bir çalışmayı en sevdiğim beatmaker'ları resmen bir araya topluyorum. Onlarla arada buluşunca ama da aynı zamanda beatmaker değiller yani onu söylemem lazım. Çoğu prodüktör aynı zamanda. Yani. Söz yazarları var içinde. Tabii, tabii. Ata Bornova. Ya beatmaker Alper aslında Zeki. Bizim dilimizde hani ben kullanırken yanlış kullanıyorum zaten de. Bizim hani alt gerçekten hani prodüktörlerimiz yani çoğu. Evet. Her şeyimiz vokal melodisinden her noktaya değinebiliyorlar yani. Evet. Producer'la çalışmak çok keyifli bir şey. Çünkü tam benim kafamda, benim göremediğim bazı açıkları görebiliyor gibi. Şimdi burada 5-6 kişiyiz. 6 prodüktör birlikte çalışıyoruz ve sadece bana çalışmıyoruz. Herkesin kendi projeleri var. O projelere de sözler yazılıyor. Ben bazen anladım. Başka bir proje için, başka biri için söz yazıyorum. İnanılmaz keyifli yani terapi gibi. Sanat terapisi bizim için. Ya, süper. Ya, oradan ayrıldıktan sonra da herkes evine döndüğünde aynı şeyi duyuyorum. Yani herkes 3 ay 4 ay büyük akıyor evde de. Ha evet. Tabii. O bir yetiyor diyorsun. Oo, tabii canım. Zaten o yüzden de böyle yılda 2 kere yapmak güzel oluyor. Böyle bir 6 ayda bir. Peki abi biraz yeni sound'dan konuşalım. Sürekli evrilen bir müzik piyasası var. Yani sürekli değişiyor sound, müzik, gidişat. Şu anda gelinen bir nokta var. Birçok stil var artık. Sence geri dönüş olacak mı tekrardan böyle 90'lar sound'una veya işte 2000'ler sound'una? Oluyor bile. Ya gözlemlediğim benim öyle bir his var da sende de onu hissettiriyor mu? Türkiye'de hissetmiyorum onu. Global müzikte hissediyorum. Ama Türkiye'ye zaten globalden gelebilir. Gelebilir değil mi? Ya şöyle konusunu açtın diye söylüyorum sadece. Bizim geçen sene Kenan Doğulu'yla çıkardığımız şarkının amacı oydu mesela. What's Love parçasının tekrar hikayesi amacı oydu. Tekrar 2000'leri getirelim mi? İşte Shoutout şarkının adı bile Shoutout anladın mı? Hani Jarul, aynen. Ashanti, Fat Joe, What's Love. Şey gibi geliyor abi mesela biz onu fark ettik. Şimdi boom rap ritmini duyduğumda yeni bir şeymiş gibi geliyor bu ara artık.
E tabii, çünkü daha önce duyulmamış bir şey. Bir silinme dönemi olduğu için ritim girdiğinde yeni bir grubu var sanki gibi. Aynen öyle. Geçen onu fark ettim kendimde yani. Hı-hı. Sanki yeni bir şey dinliyormuşum gibi. Ve o yüzden hani ben de hani oraya evrilsin istiyorum da zaten. Ve hani evrileceğini düşünüyorum. Sen de bunu zaten bilinçli yapmışsın yani. Tam da adamına sormuşum. Bazı insanlar için geri evrim gibi bir şey yani. Geri devrim gibi geliyor. Geri devrim. Ya geri devrim değil ki kardeşim. Böyle bir loop. Bu böyle loop, bir şey yani. Evet. Sen şimdi mesela Miami Bass duyuyorum. Jersey Club duyuyorum şarkılarda. Bundan da 50 yıl önce vardı kardeşim. Değil mi? Yani sen şimdi aslında keşfetmiş olabilirsin. Wow falan, ritme bak. Dun, 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 dun. Kardeşim 50 yıl önce vardı, yapılıyordu. Vay yani. Aslında sakin, evet. Yani. Doğru. Hani doğru. Bu var. Belli bir dönem geçecek. İnsanların hafızasından silinecek. Ve tekrar yeni bir şeymiş gibi şey olacak. Hani hit olacak. Fresh olacak. Böyledir. Müzik böyledir. Fashion. Moda, evet. Moda böyledir. Yani evet. Mainstream sen. Bunu öngörüyorsun. Bunu yani öngörmen gerekiyor. Vay be, tamam, süper. Ben de böyle hissediyordum. Senden de duyunca biraz daha rahatladım. Şimdi ChatGPT'den soru hazırladık sana abi. Enteresanmış ama benim hoşuma gitti. Müzikle ilgili bir süper güç seçme şansın olsa bu ne olurdu ve nasıl kullanırdın? Çok wow. Enteresan, değişik bir soru. Güzel yani, bir soru. Neresinden başlasam falan. Yani yetenekle ilgili, yani müzikal yetenekle ilgili değil de herhalde ha, teknikle ilgili bir şeylerde daha fazla şey olmak isterdim. Daha anne, da bir, daha da ilerlemek mesela isterdim. Mesela ototune'un yani sesi mi olsun falan, hani belki uydurdum hani böyle. Hani anladım, hani her notu. Ha şu, tamam, daha komik bir şey söyleyeyim. Sen 21 Savage takip ediyor musun? Evet evet. Arada böyle oturup R&B şarkılar falan söylüyor. Soul şarkıları işte. Evet, denk geldi evet, mi? Evet. Aynen, ben de söylediğim gibi onun gibi oluyor sizin. Ben de çok iyi Aretha Franklin falan söylemek isterdim. Hani kafa sesini böyle dik çıkıp alıp. Bu değil yani, anladın mı? Bas, tam, oktav oktav bas yani, anladın mı? Tam tonda, öyle tam doğru notada. Milleti böyle ağlata ağlata balat şarkılar söylemek isterdim. Ya, sesinin artık hani hiçbir kusurunun olmadığını. Ama tam tersi bir ses var bende, öyle düşün. Ama sen bu var yani. Evet. Yani. Benim de aklıma ilk her şey. İstediğim an istediğim sesi çıkarabilmek yani, istediğim şarkıları her türlüsünü söyleyebilmek olurdu yani. Peki senin sesin sence hangi enstrüman abi? Benzetme bas yaparsan. Bas gitar mı? Tabii. Değil mi? Peki ben mesela flowları kemana benzetiyorum abi. Hmm. Orada yani rap flowlarını bir kemanın akışıyla rap flowlarını. Ama onu Miri Benamiri falan çalınca anca yani. Ya artık evet. Yani orada akış flowla rap müziğin hani şeyini benzetiyor. Güzel bir benzetme. Ben bir de şeydir yazarken de. Bir beatin, hazır bir beatin üzerine yazıyorsam özellikle bas yürüyüşüne göre. Bası güzel değilse kapatırsın beat sen. Net. 2000'lerin baseline'ları çok ünlü zaten abi. Yani 2000'lerin aslında baseline'ları. Yazdığın sözlerin üstüne ya, altına bas yaz. Sen ya, her zaman nice, bizde. Evet, bizde hile bastır, gerçekler esastır. Bak her şarkımda vardır herhalde basa bir gönderme. Sen, o zaman basın ruhunu sen tabii çok hissediyorsun. Tabii tabii, ben direkt bas yürüyüşüne göre yazarım. Ben, o zaman doğru bir soru oldu. Çok. DC mi Marvel mi? Şöyle söyleyeyim yani, Batman dışında DC'ye karşı büyük bir şey hissetmiyorum ama en sevdiğim karakter de Batman. Marvel'de peki en sevdiğin? Kesin en son izlediğim karakterlerden biri iyi bir şey yapmıştır. Ben en çok onu beğeniyorum falan demişim. Bruce. Öyle mi? Hulk. Yani Hulk. Evet evet, efsane adam. Benim karakterim Hulk. Fringe sever misin mesela? Aa, Fringe bayılırım. Mesela benim en sevdiğim dizi o. Bir kere Olivia Dunham'a bayılırdım zaten yani. Acın dünüm. Abi klasik şu mu bu mu sorusu, bir tane soracağım sana. Bugün öyle çok hayret abartmayacağım. Allah Allah. Geçen yardırmıştım ben sana, evet, ama bu sefer bir tane soracağım. Öyle bir soru soracağım ki zaten kilit diyorsun yani. Yo, geri kalan aslında en şey böyle benim merak ettim yani. Böyle çünkü ayırması zor bir ikili. Tupac mı Biggie mi? Benim için Biggie. Ama bu şey demek değil işte hani. Biggie'yi seçtim çünkü Tupac falan değil. İkisi de kültürün efsaneleri. Yani evet, bu hani cümle bile kurmama gerek yok. Hem Tupac hem Biggie tabii ki. Yani ama zor bir soru yani. Evet evet, zor bir soru. Sonradan tabii çok daha farklı şeyleri vardı. Hani Biggie'nin ben stilini çok beğeniyordum. Rap yapma stilini, flowlarını çok beğeniyordum. Evet, Tupac Conscious rap yapıyordu belli bir süre. O da hem New York'tan gelen ama Los Angeles'a işte sentezlenmiş bir rapçi olarak böyle yardıran bir tarafı vardı Tupac'ın. Ve herkes Tupac seviyordu, anladın mı? Böyle. Hatta Biggie sevdiğim için falan bana sen rapçi misin falan diyorlardı. Böyle de olay öyle değil yani.
Bir kere soul müzik vardı Biggie'nin soundlarının içinde. Muhtemelen bir de o yüzden çok seviyordum. Şimdilerden perspektifimde baktığım bir şey. O zaman sadece stilini beğeniyordum. Flowlarını çok beğeniyordum. Dans ediyordu herif yani, anladın mı şeyle? Tupac dinliyordum. Hani... Tupac kızgındı. Kızgındı yani, anladın mı? Hep kızgındı. Ben de yani benim de tansiyonum her zaman o kızgınlığı kaldıramıyordu yani. Çiğil adam ya bak. Anladın hani Biggie benim için oydu. Ama şimdilerde baktığım zaman hakikaten çok enteresan. Bir de ikisinin yetişme şekli çok enteresan. Tupac işte Kara Panterler üyesi bir anneden, işte şiir bir babadan, şair bir babadan mı geliyor değil mi? Yani evet, inanılmaz evet, bir evet. altyapısı var. Bale eğitimi görmüş, koleji, aktivist bir evet. aileden geliyor. Tabii ki politize olacak, tabii ki öfkeli olacak adam. Kara Panterlerden geliyor yani. Peki abi, sırada yeni projeler neler var? Yeni projeler. Kendim merak ettiğimden sorum ya. Albüm sürecinde misin? Hani yeni single'larla mı düşünüyorsun? Hani 2024 planın nedir? Neler var planların arasında? 2024 planları arasında albüm var. Yani onu hatta 22'den beri planlıyoruz yani çıkacak diye. Ve hani bunun için 1-2 seneye ihtiyacımız var diye başladık zaten albüme. Albüm konsept bir albüm olacak. Çok yeni zamanda başladım söylemeye Love Season diye. Hani bir sene boyunca aşk sezonu. Çünkü albüm aşk konseptli bir albüm. Onun konseptini bozmak istemedim başka şarkılar ya da projeler. O yüzden bu sene boyunca hep aşk lover boy. Ama farklı konseptte yani farklı stage'lerde, farklı aşk hallerinde, farklı durumlardan şarkılar olacak. Yani hiçbiri, işte hepsi ayrılık olmayacak yani. Ya da hepsi ay aşkım bebeğim be, hadi gel sana botegalar alayım falan, öyle bir şey değil yani. Bir aşk hikayesinin başını ve sonunu anlatacağım. Vay, vay, merakla bekliyorum abi. Aynen böyle bir şey. Benim son şarkım uzayda aşk olduğu için diğer hikayelerde neler var merak sen, ettim. Sen de etkilenmişsin. Shift No Vibes Camp olacak tabii. Peki ki. Peki bir tarih var mı? Albüm için mi? Yani bir yok, tarih vermem. Hiçbir zaman vermem. Hiç. Daha hayatımda bir şey için tarih verdiğimi hatırlamıyorum. Valla ben hep tarih verip yani. Patlıyorum abi zaten. Ama derdeki hayalindeki ne yani? Ya evet, böyle hani bir planlamak istesen hani ilk şu baharın, start olsa güzel ilk, olur falan. İlk bahar olabilir. Ya bahar ayında çıkmasını isterim. Ya ilkbaharda ya sonbaharda. 2024'te kesin çıkmasını isterim yani bunun. Hazır zaten şarkılar. Bu arada korkmuyorum yani o konuda yetiştiririz de ama hala ilmek ilmek işliyoruz yani albümü. Yazdığımız parçaların içinde atıyorum polenle çıkaracağımız bir parçada da o devam edecek hikaye. Bilmem nereye de. Böyle garip bir dinleyici kitlem var. Çok sevdiğim. Hani onlar bana ne kadar tutuluyorsa ben de onlara çok tutuluyorum. Çünkü şarkıların içindeki göndermeleri birbirine detayları anlıyorlar. Bir şarkıda bir soru soruyorum mesela. Başka bir şarkıda o sorunun cevabını veriyorum. Bunları yakalıyorlar. Senin kemik kitlen şu ara gerçekten. Bu da beni çok azdırıyor açıkçası. O yüzden konsept yaratmakta hiç zorluk çekmiyorum. Çünkü bunun süper. Takipçisi oluyorlar. O yüzden çok memnunum. Bir de senin şu ara herkesin konuştuğu bir yemek tarafın var abi. Yani bu kadar, o kadar güzel tarifler, o kadar güzel yemekler yapıyorsun. Nasıl anlatayım bilmiyorum yani. Yani mangal günü duyduğum hazzı. Yeteneğin senin hep var mıydı abi? Yani bu aslında sonradan geliş... Bu bir yetenek değildir biliyorsun. İlk başta çaresizliktir yani. Yetenek sonra yeteneğe dönüşür yani bu. Ya çok güzel yani. Elin çok lezzetli. Herkesin yapabildiği bir şey değil. Ben yapmaya kalksam çok çok ciddi zaman alır. Belki hiç yapamam yani. Öyle bir şey kendimde görmüyorsam... Yemek... El lezzetiyle ilgili bir şey söyleyeyim sana. Bir gün Tarantino'ya şöyle bir soru soruyorlar. Quentin Tarantino'ya işte sen nerede, hangi okulda okudun diye. O diyor ki ben diyor sinemaya gittim. Restorana gittim diyorsun. Yani tam olarak onları demek istemedim. Çok yedim. Sokak yemekleri çok severim. Gittiğim bütün ülkelerde ya da şehirlerde neresi olursa olsun mutlaka sokakta yerim. Midemi bozacak da olsa ne hissedecek mi bilmeden. Atlarım. Denemeyi yani. Severim diyorsun. Bazı şeyleri yemem ama. Evet. Bir de anne baba hep çalışıyordu. Okuldan eve dönünce de yemek bir şeyler ısıttığım ya da bir şeyler karıştırdığım dönemler oldu. Ya keyif alıyorsun çok da değil mi? Çok küçük yaşta işte İstanbul'a gittim. Yani 23'te albümü çıkardım da ben 20 yaşında 19 bitti 20 yaşında İstanbul'a taşındım. Yalnızdım, yemek yaptım. Çok yemek yaptım. Yeni başlamadım yani. Sadece göstermeye yeni başladım. O da bir hobi olsun diye. Hani çünkü sen de bahsediyorsun çok zamanımız yok yani bir şeylere. Ya çok koşturuyoruz ya da koşturma bitiyor. Bir daha koşturabilme arasında işte yeni bir şarkı olmalı. Ya da yazılan bir şarkı için fotoğraf çekilmeli, bir yere gidilmeli, o yapılmalı. Sonra iki gün oradan konser, oradan bir şey. Bir tane hevesim olsun istedim yani. Ya da ne yapsam? Şu hevesim olsun dediğim bir şeyde hep çok tutuluyorum. İşe dönüşüyor. Anladım. Durmadan, anladın mı? Aa bunu çok iyi yapıyorsun. Bunu hemen şöyle yapalım. Böyle. Bu böyle olmasın abi. Ben bunu keyfi yapıyorum yani. Bundan keyif alıyorum.
keyif aldıkça da yapacağım bir şey olsun. Ama tabii şey oldu yani. Yine çok... olmadı. Yine, yine öyle olmadı. Evet, de yine öyle olmadı. Olmadı. Yine öyle olmadı gerçekten. Şey yapıyorum, keyif alıyorum yani. Yemek zaten yapıyorum. Çekmekten de keyif almaya başladım. Biraz kurgu işlerini de sevdim. Şu şey yaptık ya. Arabada bir carpool yaptık döngeri için. İnanılmaz olmuş abi. Onun gerçekten kurgusunu da yaptım mesela. Öyle yani, evet evet yani böyle biraz da o kısımları öğrenmek. Onu işte bir videoda ben de olmak istiyorum abi. Oğlum abim sana yapalım bir tane. Ya, gerçekten çok güzeldi ya. İçinde olmak istedim ya. İzlediğim an hani. Evet çok o, eğlenceli oluyor. Ya zaten hani tepkileri görmüşsündür yorumlardan. Evet, diler izlemez dedim ya ne kadar güzel ve enerjik bir şey olmuş. Yani ne güzel biz bir şey yakalamışsınız yani. Biz neredeyse provasız yaptık onu biliyor musun? Çok enteresan. Neredeyse provasız yaptık. Yani provayı son gece yaptık. Fikir senin mi abi? Fikir aslında ilk Güray'dan çıktı menajerimden. Güray dedi ki hani ya böyle bir canlı performanslı bir şey mi olsa hani şöyle mi yapsak böyle mi yapsak falan filan. Sonra arabadakini evrildi olay. Aa arabada yapalım ama minik enstrümanlar olsun. Hani onu da ben ekledim. Yani minik enstrümanlar olsun yani. Hani böyle küçük küçük değişik enstrümanlarla çalalım falan böyle. Vallahi çok güzel hani olmuş egzotik yani bir şey olsun bir çok yandan. Çok eğlenceli enerjisi. Tek ters giden şey güzel. Öyle bir yağmur yağdı ki İstanbul'da. O günün öncesi günlük güneşlik. 30 derece o günün sonrası günlük güneşlik atıyor. 30 derece ama o gün hayvan yağmur, gibi yağmur full yani. Hayvan gibi yağmur yani. Ama belli olmuyor videoda şey. Lan güzel renk yapmışım. Evet evet abi çok güzel ya. Renkçimi de adacığım yaptı. Ama kurguyu ben yaptım. Çok eğlendim. Çünkü bu aralar bu şeyden heves ve biraz kafam dağılıyor. Anladın mı? Hani böyle çok koşturmaktan hani çok anlatıyoruz. Çok koşturuyoruz, çok koşturuyoruz. Çok koşturuyoruz, çok güzel, çok şükür. Bu çalışıyorsun anlamına geliyor bir yandan. Yani işliyorsun. İşliyorsun anlamına geliyor. Ama bir yandan da beyin şey oluyor, savruluyor. Anladın tabii mı? Tabii, dağılıyor ya evet, kesinlikle. Evet. Onu dikkat ettim ben. Bu sıra mesela bas gitar çalıyorum. Çünkü başka şeyler düşünüyorum aslında o anda. Tamamen kas hafızası. Anladım. Yemek yapıyorum ama başka bir şey düşünüyorum. Evet, evet. Düşünebiliyorum. Bir terapi aslında yöntemleri buluyor evet, sen evet kendine. Aynen aynen. O yüzden yapıyorum. Kurgu da öyle bir şey. Abi geldiğin için çok teşekkür ederim. Seni ben burada görmek ederim. Çok güzel. Her zaman böyle bana abilik de yapıyorsun. Bana idol oldun ve bana kattığın ilhamlar için de herkesin önünde teşekkür etmek istiyorum sana bir. Ben Ege Çubukçu bizleydi. Bu podcast'in sonuna geldik. Tekrar bekliyorum abi seni. Bir dakika ben de teşekkür seni etmek istiyorum. Bir daha gelirim. Bir kere bu Yeşil Oda'yı dediğim gibi ilk açılışta gördüğüm için çok memnunum, mutluyum. Seni böyle bir ortamda gördüğüm için. Çok teşekkür ederim. Yine kendine yakışanı giyiyorsun adamım. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum.